Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Koyunları kırttık olduk. Benim kendimin 6-7 tane bir koyun kaldı. Biliyorsunuz eski takipçiler bilir. Çiftçi Mevlüt dayı vardı. Onun koyunları var 6-7 tane. Onları kırkacağız. Artık koyun kırkıldıktan sonra daha iyi yayılır. Hem daha iyi toparlar, kendini açılır, vücudu rahatlar. Ondan sonra sıcakta desen daha iyi yayılır. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar, bu arada o Manavgat'tan geçesine koyunu gidiverdim. Mehmet dayı vardı. O dayı da dün koyunları getir geldi. Kaç tane? 36, 37, 13 tane, 50 tane daha. Yani koyunla kuzu ikisi toplam 50 tane daha koyun geldi. Yani gütmesine bir sıkıntı yok. Tabi ister istemez koyun biraz geldiği yeri öğrenince kadar koyunları, benim kendi koyunlarımı tanıyıp kaynaşıp uyum sağlanca da biraz sıkıntı olur. Ama dediğim gibi şimdi zaten kurbanda nereden baksanız 50-60 tane hayvan çıkacak, bunun içinden azalacak. Bir taraftan da kuzuları, yetişen kuzuları kestireceğiz. Ondan sonra isteyene kuzu satacağız, yetişenleri. Onun için bir tane arkadaşımız buradan yorum yapmış. İki tane kangal, koçal, oyunların iyi değil falan diye. Buradan hem yorumda da cevap verdim benim arkadaşa, ama buradan da söyleyin. Arkadaşlar, benim kendi koyunlarım, bak şu mandak türleri, şu önümdeki, şu mavi boyalılardan hepsi mandak benim koyunlarım. Hani bir kalem sayılır. İçinde bir tane kuyruksuz var. Onu da zaten köpeğiyle değişmiştim. Bir tane manavgatlı, bir tane dayı köpeği istemişti benden 4-5 sene önce. Ben de ona köpeği verdim. Parasını vereyim, ben parayla köpek satmam dayı dedim. O zaman bir tane kuzu getireyim ben sana dedi. Öyle bir tane kuzu getirdi. O var. Ha, o da gerçekten öyle. Yani mandak koyunlara uyum sağlıyor. Artı yani çok güzel kuzu yapıyor. Yani şu an bile arkasındaki kuzu şu an canlı 42-43 kilo. Yani 45 demiyorum. Yani 45 ile 40 arası yani. Ha, bir şeyi yem veriyor mu? Hayır. Sadece dağdan yediğiyle. O iki tane koçal diyen arkadaşa buradan şunu söyleyin. Kardeşim, koç değil. Ondan sonra koyun değil. Ha, koçun önemi var. Koyunun önemi var. Ama şunu da söyleyin. Bu hayvanı güttüğün zaman aç bırakmayan, kesinlikle bu hayvanı açlığını hissettirmeyen. Açlığını hissettirdiğin zaman et veriminden de düşer, süt veriminden de düşer. Onun için elinden geldiği kadar bu hayvanı iyi güdeceksin. Yani ben buradan şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar duyuyorum ya, ben yani onlar gibi olsam hayatta ben bu hayvancılığı yapmam. Niye yapmam? Çünkü yani bir kazancın olduğu bir yeme gidiyor ya, adamlar haddinden fazla yem veriyorlar. Hani besi. Hani bir besideki kuzunun etini yiyeceksiniz. Yani yiyecek insanlar. Bir de böyle annesinin arkasında emip işte dağdan yediği bin bir çeşit otunla yetişen hayvanın etini yiyeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ya, o da aynı para satıyor, yere geliyor mesela kasaba bıçağı verdiğinde, ben de aynı para veriyorum, ama adam bu sefer aldığı zaman müşteri, tabii bunu fark eden hani 100 kişide 10 kişidir. Bu 10 kişi de o mera hayvancılığındaki kuzuyu kesen kasabı bulur. Normal et 200 lira olsun, 300 liraysa orada 350 lira olsun alır. Çünkü bu bir gıda. Yani temel bir gıda. Bunu en sağlıklısını yiyeceksin. Besideki hayvan kokar. Nasıl kokar? Çünkü pisliğin üstünde yatıyor. Ondan sonra aynı yerde hiç gezmiyor. Ama şimdi bizimkiler sadece bir ağılda yatıyor.
Bak şu meleğen koyunlar, kuyruksuz koyunlar. O da aynı. Göşendi kaldı otun içine ya şuna. Ay maşallah be. Bu dağın otu bitmiyor arkadaşlar bu sene. Aracı! Yeah! Ey maşallah be. Otun içinde koyun görünmüyor ha. Valla kurt falan otun için saklanacak koyun yanına kadar varır. Göremez. Şuna, şuna. Nereye gidiyorsun? Yoncalar artık kapırcağa dönmeye başlamış. Bir taraftan arı konuyor, bir taraftan kapırcağa dönüyor. Zehrim de karşı yolda. Orada! Ay Zehir gel. Gene gidiyor lan. Sadece koyuna garip, güdek, zehir geliyor arkadaşlar. Babi daha gelmiyor. Babi geliyor, dönüyor. Geliyor, dönüyor. Dün güdek de gelmedi. Babi ile geri dönmüş. Ama güdek gelse de olur, gelmese de olur. Artık hani emekliye ayrıldı. Şu an tazminatını yiyor işte. Bakın, taşın arasında kertenkele var.
Koyunun karnını doyurduk. Şu anda saat 9.30 sabah. Hem sulanarak geliyor buradan dere yatağına. Hem de artık gideceğiz. Biz şimdi kahvaltımızı yapacağız. Tekrar gelip koyun kırmaya başlayacağız. Yani toplasan iki günlük bir işim kaldı. Koyun kırpma faslı kaldı. Artık şimdi sonra koyunları da sağmaya başlayacağız. Bu Manavat'tan Mehmet Dayı'nın getirdiği koyunlarda kuzuları yok. Yani sakılması lazım koyunların. Çünkü hem memeleri kör olur, peynirleşir, kör olur. Hem de koyuna yani yatırken, yürürken bu gevenin dikenin içinde koyuna yani acı verir. Ondan dolayı günlük değil yani gün aşırı. Bir gün sağacağız, bir gün sağmayacağız. Bir gün sağacağız, bir gün sağmayacağız. Bu şekilde hemen hemen 10 gün, 15 gün bu şekilde sağdığımız zaman yani koyunun sütü çekilir. Sütü çekildiği zaman da ne yapmıyoruz? Hani şeyden dolayı hani birdenbire sağmayıp da koyunun memesinin süt kaldığı zaman hem koyun hem koyunun memesi sıkıntı görüyor. Ondan dolayı işte artık antreye çıkacağız. Antre yok yani şu 2-3 gündür 2-3 gün şey yok. Önceden makine yokken elimde kırkarken şey koyunu 12-13 gün uğraşırdım. Şimdi makine var. Öncekinden de fazla koyun kırkıyoruz. Şimdi makine var. 12-13 günde yaptığım şey 5 günde bitiriyorum. Ha, bana diyorlar arkadaş bir kırkımcı bul. Kırkımcı bulduktan sonra buldum mu arkadaşlar? Kırkımcılar şimdi koyunun ayağını yine ben bağlıyorum. Ben getiriyorum. O sadece kırkıyor. Ya zaten kırkmasına bir şey yok bunun. Önemli olan zaten koyunu getirip ayağını bağlamak. Yani kırkım ayak şekilde hazırlamak önemli olan. Yani bir tane koyun makineyle şu an makineyle bir tane koyunu getirip sürünün içinden getirip ayağına bağlamak bağlayınca kadar giden zamanda bir tane koyun kırkıyorsun. Ondan dolayı hani gerek yok. Ha, kendimizi yok. Aşırı bir şekilde yormuyoruz. Niye? 3'te koyun gidiyor 2'ye kadar. 10.30'dan 2'ye kadar koyunu kırkıyoruz. 2'de gidiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Tekrar yine koyuna gidiyoruz. Hani bu böyle yani. Bizim iş yapacak bir şey yok. Hani öyle her işi de dışarıdan başkasına yaptırayın dediğin zaman koyun aşılanacak aşısını işte veteriner çağırayın, veterinere yaptırayın. İşte koyun kırkılacak, kırkımını başkasına yaptırayın. İşte saman çekilecek, yem çekilecek bunları başkasına yaptırayın dediğin zaman hani bu işi yapmanın bir anlamı kalmaz yani. Onun için koyunlar artık suya gidiyor. Dereden içmiyor. Hem burada gelip çeşmenin yalağından içiyorlar. No.
Nereye gidiyor şuna? Arkadaşlar bir tane oyunumuz vardı, doğum yapacak. Dün nerede kuduladı, nerede kaldı bilmiyorum. Yok. Hatta koyun kırkarken çocukla birkaç kere onu tutmuştu, kırkalım diye. Ben dedim en son kırkalım, onun ayağını bağlamayalım. Şimdi karnındaki kuduya zarar veririz diye şey yapmadık. Koyunu kırpmamıştım. Dün işte koyunları bitirdik. Baktık o koyun yok. Yani aramadığım yer kalmadı. Gittiğim yerlerde gezdim. Şimdi yine aynı yerdeyim ama bakalım öyle. Otun içinde görünmüyor bir kere. Nerede olduğunu göremiyoruz ki otun içinde. Yani yanından geçsek bile görünmüyor. Ondan bir de rengi gök, aynı şu taşların, kayaların renginde. Kuzusunu arkasına takıp gelip çıkıp gelirse gelecek. Canavara kurda denk gelmezse bir şekilde çıkıp gelecek, ama kurda denk gelirse zaten onu zaten yok eder. Evet arkadaşlar, şimdi Emiş Hanım inekleri salmış, ineklerin sütünü pişiriyor, taşmasın diye savuruyor. Tencere biraz küçük kalmış. İneklerin sütünden sonra burada koyun sütü de var, bunu ayrı şey yapıyoruz. Bundan peynir, tereyağı bir şey yapmıyoruz çünkü bunun yoğurdunu isteyen müşterilerimiz çok. Onun için şimdiden sonra zamanımız olduğu zaman koyunları sağacağız. Artık koyun yoğurdu yiyeceğiz. Koyun yoğurdu üretmeye başladık. Doğal süt. Ne saman veriyoruz, ne yem veriyoruz. Hiçbir şey vermiyoruz. Dağdan bin bir çeşit ot yiyip geliyor inekler. Sağıyoruz, salıyoruz dağa. Salıyoruz, sağıyoruz dağa. Küçük buzağlar olmasa gelmezler. Buzağlar için geliyorlar. Şimdi size buzağları da göstereyim. İşte bu küçük buzağımız. O da barut. Yem oğlum. Barut kocaman kaldı ya, bok oldu. Ne oldu lan? Arkadaşlar benden biraz tedirgin oluyorlar çünkü ben bunlarla ilgilenmiyorum. Bunlarla Emiş Hanım ilgileniyor. O çağırdığı zaman geliyorlar. Yem oğlum. Tamamı yemini koydum. Bu davların saman yemini de verdik. Kim? Aldı sütünü. Gel Barut, gel. Gel oğlum, ay samanın iyi gel. Gel. Çabuk 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 çabuk. Heh.
Arkadaşlar şimdi koyun sütünü ocağa koyuyoruz. Tencerenin altına ayrıca bir tane saç bırakıyoruz. Çünkü koyun sütü koyu olduğu için tencerenin dibini çok tutuyor. Bu sefer yanık tuttu mu çoğu işte. Yanık tutuyor. Yanık tuttuğu için de yani tabii seven de var, sevmeyen de var. Ben mesela yanık tuttuğumu daha çok severim koyun yoğurdunu.